hem bir hukukçu olarak hem siyaseti de bilen, tanıyan bir isim olarak öncelikle merak ettiğim şu. Şimdi sokakta yürürken bir Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin İstanbul İl Başkanı, bir siyasi organizasyonun, bir metropol kentinin başındaki bir isme bu kadar çekinmeden, bu kadar korkmadan, bu kadar herhangi bir etkileşime girmeden, yani bir vicdan muhasebesi yapmadan gelip yumruğu atıp gitmek, yani bu gelenek haline geldi Türkiye'de. Demin de söyledim. Yani biliyorsun Selçuk Özdağ'a saldırı yapıldı. Yani ciddi bir saldırıydı o. Yani böyle değildi. Çok daha ciddiydi. Öldürmeye yönelik bence. Çünkü silahlara sarıldı ama neyse ki ucuz kurtuldu. Evde rahatsızlığını geçirdi. Orhan Uğuroğlu, Ahmet Takan, yine Yavuz Selim Demirağ, en son yine bizim programcımız Levent Gültekin'de saldırı sonrası yine alçakça, program sonrası alçakça bir saldırıya uğradı. Şimdi siyasetin dili mi artık buraya doğru kaymaya başladı? Neden bu saldırılar böyle? İkincisi, yani bundan sonra bu saldırı mantığı ve anlayışı seçimler dahil, sandık dahil nereye kadar taşınma ihtimali var? Şimdi tabii öncelikle Bora Kavuncu'ya geçmiş olsun, İYİ Parti camiasına da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii Türkiye'de şöyle bir pratik var. Baktığınız zaman geçmişten bugüne genellikle bu tür saldırılarda, yani muhalif olan kesime olan saldırılarda saldırganların bildikleri bir ilke var. O da şu: bize bu saldırıyı yaptıran zihniyet sonunda bize sahip çıkacaktır. Yani işin hukuki kısmı başka bir şey. Yani bundan alınacak cezalar farklı bir şey. Ama zihniyet olarak bu yapılan şeye sahip çıkan bir anlayış var. Bu genellikle de Türkiye'deki muhalif kesime yapılan saldırılarda devletin, yani devlet dediğimiz aygıtın parçaları olan yargı, polis, onların yaklaşımları, tutumları ve devleti idare edenlerin tutumları aslında bu saldırganların bu tür saldırıları defalarca tekrarlamalarının zeminini hazırlıyor. Yani bunu şöyle örnekleyelim. Bugün bir iktidar partisi mensubuna, yani iktidar partisinin il başkanına herhangi böyle bir, asla böyle bir şeyi tasvip etmeyiz. Böyle bir şeyin olmasını da istemeyiz ama bir il başkanına, iktidar partisi il başkanına bir saldırı olmuş olsa bu saldırıya karşı devletin göstereceği refleksle bir muhalefet partisinin il başkanına yapılan saldırı karşısında devletin gösterdiği refleks arasında büyük bir fark var. Bütün bu farklılık aslında bu tür saldırganları teşvik eden, onların önünü açan bir yapıyı ortaya çıkarıyor. Bir de bunun üzerine, yani siyasetin çekişmesi içerisinde iktidar mensuplarının bunu meşrulaştıran, ön açan, onaylayan ifadeleri de maalesef Türkiye'de bu tür saldırıları önünü açan, destekleyen ve artmasını sağlayan bir zihniyeti ortaya çıkarıyor. Yani bizim bu tür saldırıları engelleyebilmemiz için önce devleti idare edenlerin çok şiddet bir şekilde bu tür saldırılara asla prim verilmeyeceğini, muhalif kesimlerin bu tür saldırılarla asla bir daha siyasi faaliyetleri nedeniyle böyle bir saldırının olamayacağını, olduğu takdirde de çok şiddet bir şekilde cezalandırılacağını, bütün bunların arkasında olan kişi, zihniyet, her kimse bunların ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerekenlerin cezalandırılacağını, diğerlerinin de Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına teşhir edileceğini net bir şekilde ifade etmiş olsalar buna kimse cesaret edemez. Ama bizim gördüğümüz şey saldırganların bir şekilde sıvazlandığı, cesaretlendirildiği, bir şekilde desteklendiği ve bunun önünün açıldığı. Yani bu tabii seçimlere kadar yaratılan bu hava içerisinde seçimlere gidilmesi seçim güvenliğini tehlikeye düşürür mü? Şu anda olan olaylar belki bir siyasi hamle olarak muhalefeti susturmak, muhalif partilerin mensuplarının siyasi faaliyetlerini engellemek amacıyla, onları bir şekilde halktan uzaklaştırmak amacıyla yapılmış olabilir ama seçim ortamında seçmenin sandığa gidip serbest iradesiyle oy vermesini engelleme noktasına gelirse bu tabii Türkiye'li demokrasisine çok büyük bir zarar verecektir. Peki mesela bu ülkede düşünebiliyor musunuz? Ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanı Çubuk'ta saldırıya uğradı. Hatta linç ediliyordu. 3 yıla yakın bir zamandır süre gelen davalardan siz bir şey duydunuz mu? Mesela o saldırıya kalkışan insanları pişman edecek, vazgeçirecek ya da bunu tekrar yapmasına engel olacak Türkiye'nin yasal anlamda, cezai anlamda bir kısıtlamasını gördünüz mü savcı olarak? Hayır, yani oradaki soruşturma çok yüzeysel bir soruşturma yapıldı ve olabileceği şekilde de, yani en hafif tabiriyle işte kasten yaralama ve işte mala zarar verme, tehdit gibi basit suçlardan dava açıldı. Oysa biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı aslında Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bulunan Cumhuriyet Halk Partisi heyetine karşı bir siyasi linç, tamamen onların yaşam hakkına yönelik bir müdahaleydi. Ama maalesef savcılık bu olayı basit işte bir protesto gösterisi sonucunda işte şiddete, yani bu protesto gösterisinde oranı kaçırıp da biraz şiddet uygulayan bir olaymış gibi algıladı ve öyle davrandı. Öyle bir dava açtı. Yani oradaki bir takım olay yerinde bir takım şeyler olmasa Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç edeceklerdi. Yani baktığınız zaman Çubuk'ta meydana gelen olayla işte Madımak'ta meydana gelen olay arasında aslında bir fark yok. Yani Madımak'ta imkanı buldukları için orada bir sürü 35 tane aydını katlettiler. İşte Çubuk'ta da tabii olayın bir cenaze töreni olması ve orada devletin bir gücünün olması nedeniyle bu iş bu boyutlara gitmedi. Ama bu boyutlara da gidebilirdi. Yani orada Sayın Kılıçdaroğlu'nu böyle çok ufak ayrıntılar kurtardı. Yoksa çok daha büyük acı sonuçlar Türkiye görebilirdi. Ama buna verilen tepkiye baktığınız zaman tepki basit bir olaymış gibi gösterildi ve işte saldırgan bile sırtı sıvazlanarak, eli öpülerek, eli öpülerek bir kahraman gibi cezaevinden çıkarıldı ve yine işte sokağa salındı yani. Evet. Yani Türkiye'de hukuku tartışmanın bize aslında çok fazla bir getirisi yok. Yani artık şu anki hukuk anlayışı Türkiye'ye yük yani. Hukuk ya da insanların adaleti çağrıştıran bir sözcük değil Türkiye'de hukuk ama bir de bu 28 Şubat'la ilgili sizin görüşünüzü almak isterim. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis alan 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi. İki general, Çevik Bir ve Çetin Doğan, orgeneral, onlar kendileri geldiler ve tutuklandılar. Ve şimdi yine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, emekli orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Kore Aydın Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Hareket Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Danışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmiş. 3,5 saat sürmüş infaz savcılığında ve infaz kararının yüzüne okunmasının ardından Silivri cezaevine gönderilmiş. Şimdi siz bir savcılık yaptınız, hukukçusunuz. 24 yıl sonra insanları postmodern, tırnak içinde söylüyorlar postmodern diye. Yani dün bir konuğum vardı, sosyolojik olarak suç dedi bana. Yani konuğumda eski AKP milletvekiliydi. Mesela orduya sadakat şerefimizdir yazısının bir darbeye teşebbüs olduğunu söyledi. Bu bildirilerin asıldığını ve ordu evlerin kapısına konulduğunu ve bundan da yürünebileceği şeklinde bir mütalası oldu. Ayhan Sefer eski milletvekili, şimdi Gelecek Partisi'nde. Size sormak istediğim şu: neden 24 yıl sonra böyle bir dava buraya getirildi? Kimse bu ülkede tabii ki istemez darbe olsun, askeri müdahale etsin. Her demokrat insan buna karşı direnir, karşı çıkar ama uçaklar uçmamış, bir yeri bombalanmamış, ortalıkta bir şey yok, ölen yok, Allah korusun, kalan yok. Yani bir komutanın belki yanlış, hatalı bir emri var. Bir tankların yürümesi olayı. Hepimiz hatırlıyoruz 28 Şubat. Aklınıza ne geldi? Yani karar tabii siyasi bir karar olduğu kesin, net. Yani bunu hukuk kuralları içerisinde ya da Türkiye'deki hukuk pratiği içerisinde değerlendirdiğiniz zaman hukuksal bir karar olduğunu söylemek çok zor. Yani verilen karar, kararın sonuçları, ortaya çıkan ceza ve dediğiniz gibi 24 yıl sonra ortaya çıkmış olması, bütün bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinizde kararın tartışılması gereken, hukukçuların tartışması gereken birçok noktası var. Şimdi siz söylediniz, yani 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ta o dönemki iktidar ortağı olan işte Refah Partisi'nin bir takım faaliyetleri nedeniyle o dönemdeki askerlerin rahatsız olması ve bunu Milli Güvenlik Kurulu'na götürmeleri ve Milli Güvenlik Kurulu'nda saatlerce Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığındaki bir toplantıda tartışılması üzerine alınan bir dizi kararlar ve bu bir dizi kararları da hükümet büyük bir kısmını uygulamamıştır. Yani dönemin başbakanı merhum Erbakan bu kararları imzalamamıştır ve işte sadece